Önce Ehl-i Sünnet'in Maide suresinin 6. ayetindeki görüşünü ben söyleyeyim. Bakınız tane tane söyleyeceğim. Tane tane. Ehl-i Sünnet diyor ki, kamera gösteriyor değil mi? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman getirenler. İza kumtum ila salat. Namaza durduğunuz zaman, namaza kalktığınız zaman, fersilu, yıkayın, vucuhekum, yüzlerinizi, ve eydiyekum, ve ellerinizi, ilel merafik, dirseklerinizle beraber, vemsehu, ve mes edin, bir ruusikum, başlarınıza, ve ercülekum, ve ayaklarınıza, İlel Kabe'in. Ayetin orijinal tercümesini söyledim. Ehl-i Sünnet'in meallerine bakın. Mealler şöyle yazıyor. Ey iman getirenler, namaza durduğunuz zaman yıkayın yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklerinizle ve mes edin başınıza ve yıkayın ayaklarınızı oynak kemiğine kadar. Ve mes edin başınıza ve yıkayın ayaklarınızı. Dikkat ettiniz mi? Mealler böyle. Diyorlar ki buradaki diyor mes edin başınıza ve yıkayın ayaklarınızı. Yıkayın ayaklarınızı. Diyor bu ayakların hükmünün yıkamak olduğunu nereden söylüyoruz? Diyor ki bakın burada ne var? Fagsidu vucuhekum hekum. He okunuyor. Eydi yekum yekum ye okunuyor değil mi? Bu Arap edebiyatıyla alakalı. Nasıl bunlarda e okunuyor ise ayakta da ercul lekum okunuyor ekum. Oysa başta ne okunuyor? Başta ikum. İkum. Bir ruusikum. İkum. Ayakta ekum. Ercul lekum. Lekum. Bak. Diyor ki Ehl-i Sünnet'in görüşü. Yüzde e sesi var. Elde e sesi var ki buna mensup derler Arap gramerinde. Meftuh derler. Ayakta da e sesi var. Dolayısıyla yüzün hükmü nedir? Yıkamak. Elin hükmü nedir? Yıkamak. Ayağın da hükmü yıkamaktır. Bu delile göre. Dikkat ettiniz mi? Evet. Ehl-i Sünnet bu delile göre. Diyor ayağın hükmü yıkamaktır. Artı bu delil ile çünkü yani gerekçeleri şu. Diyorlar şu vav. Dikkat edin bak hep işaretlemişim. Evet. Bugün sadece bu tablonun üzerinde 20 dakika uğraşmışım. 20 dakika. Şu vav. Diyorlar ki vav-ı atifedir. Atife. Mesela vav-ı atifeden maksat nedir? Vurdum Zeyd'i ve Amr'ı. Değil mi? Şu vav. Buradan vav'ı kaldırsan. Cümlenin anlamı nedir? Vurdum Zeyd'i, vurdum Amr'ı. Vav, fiili iki defa tekrarlanmamasına sebep oluyor. Evet. Fiilin iki defa tekrarlanmamasına sebep oluyor. Vurdum Zeyd'i ve Amr'ı. Yani vurdum Zeyd'i, vurdum Amr'ı. Evet. İkram ettim Halide ve Velide. Yani ikram ettim Halide, ikram ettim Velide. Şu vav, kendisinden sonraki ismi kendisinden önceki ismin hükmünün üzerine bırakır. Aynı niteliğe. Dikkat ettik mi? Anladık mı burayı arkadaşlar? Evet. Aynı niteliğe sokar. Vav'dan sonra hangi isim var? Amr değil mi? Vav'dan önce hangi isim var? Zeyd değil mi? Zeyd'in niteliği nedir? Vurulmak. Vurdum Zeyd'i. Zeyd'in niteliği neyse Amr'ın da niteliği odur. Çünkü vav kendisinden sonraki kendisinden sonrakini kendisinden öncekinin hükmünün üzerine atmıştır. Evet. Ehl-i Sünnet de diyor ki bakın bizim derslerimiz o kadar farklı ki Ehl-i Sünnet'in delillerini de söylüyoruz. Ehl-i Sünnet'in görüşünü söylerken delillerini de söylüyoruz. Ehl-i Sünnet bu delilden dolayı bu hükmü veriyor. Bakın Ehl-i Sünnet diyor ki burada bir vav var. Vav dikkat ettiniz mi? Ve ercu lekum ve ercu lekum.
Ey iman getirenler, namaza durduğunuz zaman fersilu, yıkayın. Yıkayın nedir? Fiildir. Fiil. Vucuhekum, yüzlerinizi, isimdir. Ve eydiyekum, ve ellerinizi, bu da isimdir. Şimdi yıkayın yüzlerinizi ve ellerinizi. Ne demek istiyor? Yıkayın yüzlerinizi, yıkayın ellerinizi. Değil mi? Çünkü vav kendisinden sonraki el kelimesini, ismini kendisinden önceki yüz isminin niteliğine sokmuş. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi geliyoruz aşağıdaki fiile. Ve mes edin. Mes edin. Başlarınıza ve ayaklarınıza. Ehl-i Sünnet diyor ki şu en sondaki ve ayaklarınıza diyoruz ya, ayaklardan önceki vav, vav-ı atifedir. Bakın vav-ı atife, yani atan vav'dır. Bir öncekinin hükmüne gönderen vav'dır. Aynen vurdum Zeyd'i ve Amr'ı cümlesindeki ve gibi. Ve şu ve harfinden sonraki ayak, bakın ayak, bu vav harfinden dolayı ayak neyin niteliğine gidiyor? Ayak buradaki yüzün niteliğine gidiyor. Bir önceki satıra gidiyor. Yüzün niteliğine gidiyor. Dikkat ettiniz mi? Yıkayın yüzlerinizi ve yıkayın ellerinizi ve mesedin başlarınıza ve yıkayın ayaklarınızı. Dikkat ettiniz mi? Ehl-i Sünnet'in delili bu. Önce şu cümleye bir bak. Bura ne yazıyor? Okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Okuyorum. Vurdum Zeyd'i ve Amr'ı ve ikram ettim Halide ve Velide. Değil mi? Arapçada İstinafiyye isminde bir vav harfi var. İstinafiyye. Bunun anlamı nedir? Bu vav harfi, yani ve dediğimiz ve. Türkçesi ve. Arapçası vav. Bu ve, istinafiyye vesi cümlenin başında gelir. Cümlenin başında. Şurada olduğu gibi. Ve ikram ettim Halide ve Velide. Şu ve ikram ettim diyoruz ya, bu istinafiyye vesidir. Edebiyatında Sünnüsü, Şiisi, Hristiyanı, Yahudisi, Müslümanı, gayrimüslümanı olmaz. Edebiyat matematik gibi bir ilimdir. Dikkat ettik mi? Hristiyanın da yanında iki kere iki, dörttür Müslümanın da yanında. Edebiyat da böyle bir şey. Ve Arap edebiyatında Arap edipleri, lügatçileri, edebiyatçıları diyorlar ki bir de atife vavı vardır. Vav-ı atife diye geçer. Vav-ı atife. Atfeden vav. Atfeden vav'ı az önce anlattım. Kendisinden sonraki ismi kendisinden önceki ismin niteliğine sokar. Mesela diyor ki vurdum Zeyd'i ve Emri. Vurdum Zeyd'i ve Emri. Buradaki cümleyi açtığımız zaman hangi anlam ortaya çıkıyor? Vurdum Zeyd'i, vurdum Emre. Değil mi? Evet. Bunu Arap edebiyatı söylüyor. Geçiyoruz aşağıya. Ve ikram ettim Halide ve Velide. Bunun açılımını yaptığımız zaman ve ikram ettim Halide, ikram ettim Velide. Arap edebiyatı diyor ki atfetme kuralında el akrabu, bunu unutmayın. El akrabu, Türkçesini söyleyeceğim. El akrabu yemneul abad, yakındaki uzaktakini reddeder. Yakındaki uzaktakini men eder. Yakın ve uzaktan maksadı nedir? Şu cümleye sadece bak. Şu cümleye. Şimdi en sonda bir vav atife var mı? Velid'den önce. Var. Ve Velide diyoruz değil mi? Velide, Velide en yakın isim nedir? Halid. Halid. Halid'in
hükmü nedir? İkram değil mi? Evet. Velide en uzak isim nedir? En uzak isim Hakan. İkram. Zeyd. Velide en uzak isim Zeyd. Dikkat ettiniz mi? Zeyd'e en yakın fiil nedir? Vurdum. Tamam mı? Arap edebiyatı diyor ki şu Velide yakın olan Halid ismidir. Halid'in hükmü neyse Velid'in de hükmü odur. Velide uzak olan Zeyd ismidir. Zeyd'in hükmü vurmaktır. Arap edebiyatı diyor ki eğer vav-ı atifede vav'dan sonraki isme en yakın olan isim ne ise vav'dan sonrakinin hükmü odur. Ve neden odur? Çünkü vav'dan sonrakine en yakın olan Halid'dir. Zeyd ona uzak olduğu için Arap edebiyatı bunu men eder. Yani kabul etmez. Bu yani fesahate aykırı. Bu belagata aykırı. Yani Arap edipleri, edebiyatçıları diyorlar ki edebiyatı çok iyi bilen bir Arap böyle bir konuşma yapmaz. Amr'ı ve ikram ettim. İkram ettim Halid'e ve vurdum Velid'i. Bir edebiyatçı böyle konuşma yapmaz. Bir edebiyatçının yapamayacağı bir yanlışı siz Allah'ın mı yaptığını söylemek istiyorsunuz? Bakın dikkat edin buraya. Özellikle bunun üzerinde durdum bugün. Dikkat ettiniz mi buraya? Şimdi gelelim ayete. Aynı şeyi ayette göstereceğim. Bunu Türkçe yazmamın sebebi ki ayet iyi anlaşılsın. Şimdi dikkat edin. Her yerde karşınıza çıkacak. Her gün abdest alıyorsunuz. Bu birinci cümleye geçiyorum. Ey iman getirenler namaza durduğunuz zaman. Geçtik. Bakın. Fersilu yıkayın. Fiil değil mi? Bakın yazmışım buraya fiil. Yıkayın. Vucuhekum. Vucuhekum. Yüzlerinizi. Ve eydiyekum. Ve ellerinizi. Burada iki defa yıkayın yüzlerinizi, yıkayın ellerinizi diyor mu? Demiyor. Demesine gerek yok. Çünkü vav-ı atife var burada. Vav-ı atifeden dolayı öyle bir iki cümlenin içinde iki defa yıkayın cümle fiili geçmiş. Çünkü vav-ı atife ikinci fiilin tekrar edilmesine gerek bırakmıyor. Yıkayın yüzlerinizi ve ellerinizi. Yani yıkayın yüzlerinizi, yıkayın ellerinizi. Bilseklerinizi. Geçiyoruz ikinci cümleye. Asıl tartışmanın olduğu cümle. Ve mes edin. Bu ve mes edin diyoruz ya. Ve mes edin şu cümledeki şu vav gibidir. Dikkat ettiniz mi? Ve mes edin diyoruz ya. Vurdum Zeyd'i ve Emri ve ikram ettim Halide ve Velide. Bu cümledeki şurada diyor ya ve mes edin. Ve mes edin. Buradaki ve şu cümledeki ve gibidir. Ve ikram ettim Halide ve Velide. Yani istinafiye vesidir. Atife vesi değil. Bunu bütün edebiyatçı söylüyor. Onda tartışma yok. Mes edin. Dedik mi? Bir ruhsikum. Bir ruhsikum. Başlarınıza. Ve ercülekum. Ve ayaklarınıza. Ve ayaklarınıza. Şimdi bütün sünni şii. Sünni Şii gayrimüslim Arap edebiyatçıları diyorlar ki yakındaki uzaktakini men eder. Dikkat ettiniz mi? Yakındaki neydi? Yakındaki baş idi. Baş idi değil mi? Vav'ın önünde ne vardı? Baş. Vav'ın uzağında ne vardı? Yüz. Yüz vav'a uzak olduğu için baş vav'a yakın olduğu için vav'dan önceki baş kelimesinin hükmü nedir? Mes. Sonraki isim nedir? Baş. Sonraki isim nedir? Ayak. Ayak.
başın hükmü neyse ayağın hükmü odur. Ve şu vav kendisinden uzak olan yüz hükmünü uzaklaştırır, men eder. Bunu bütün Arap edebiyatları söylüyor. Dikkat ettiniz mi? Ehl-i sünnet alimleri bazıları diyorlar ki bazıları. Peki niye burada bir ru'usi kesreli okunmuş? Kesreli si. Ayaklar ise fetheli okunmuş. Ercu lekum. Diyoruz ki kardeşim 7 tane gramer var. Kıraat daha doğrusu. 7 tane kıraat var. Burada ercu lekum da okumak caizdir kıraatlere göre. Ercu likum da okumak caizdir kıraatlere göre. Neden? Ercu lekum okursan ercu lekum ru'usikumun neresine atfetmiş oluruz? Mef'ul hükmüne atfetmiş oluruz. Bu edebiyatta kullanılan kelimeler. Mef'ul. Ercu lekum okursak ru'usikumun mekanına atfetmiş oluruz. Ru'usikumun mekanında ne var? Kesre var. Onun da mekanında kesre olacak. Ru'usikumun mef'ul olduğu için Araplarda mef'ul her zaman eyle okunur. Zerabtu Zeyden. Ben Zeyd'i vurdum. Bakın Zeyden. Zeydun demiyor, Zeydin demiyor. Diyor ki E okunmasının sebebi çünkü mef'uldur. İ de okuyabilirsin. İ okuduğun zaman ruh-i sukumun mekanına atfedilmiş olduğu için İ okuyorsun. Bunu bütün gramerciler zaten söylüyorlar. Bunda bir tartışma yok. E okunmasının sebebi o. Mef'ul olduğu için E okunuyor.